Kafamı esneni yaparım. Fenalık gelmiş olabilir. Bir ünün gardırobunu ele geçirecek olsa bu kim olurdu? Kendimi aratmayı seviyorum, kendime bakıyorum. Netteden herkese merhabalar. Bu hafta konuk benim. Benim için hazırlamış olduğunuz soruları cevaplayacağım. Hazırım, bakalım neler geliyor. Evet, bakalım sorularda ne var? Şu an yapmadan ama asla yapmadan ölmem dediği bir şey var mı? Var. Şey istiyorum. Neydi o? Dalga sörfü değil de. Dalga sörfü müydü adı? Gidiyorsun ya, board'un üstünde. Yok yok. Aa, unuttum adını. Yok, bildiğiniz denizin üstünde boardlu. Neyse, soru, ondan sonra cevaplarız onu. Bakım rutininde olmazsa olmazı var mı? Bakım rutinimde olmazsa olmazım sadece oje, işte saçlarımı fönletiyorum. Onun dışında cilt bakımı vesaire hiçbir şey yapmıyorum. Sadece temiz tutmaya özen gösteriyorum. Bazen o kısımda bile salabiliyorum, daha böyle salaş takılıyorum. Bazen sıkılıyorum çünkü sürekli kadınlar bilirler, devamlı saç yaptırmak, devamlı makyaj yaptırmak çok yorucu oluyor. Normal hayatımda makyaj bile yapmıyorum, öyle söyleyeyim. Sadece kırmızı rujumu sürüyorum. Kendisine en yakın bulduğu oynadığı karakterlerden hangisiyle? Kendime yakın bulmuyorum ama oynamaktan çok zevk aldım. Küçük Sırlar Ayşegül'dür, net. Kendini üç kelimeyle tanımlayacak olsa bunlar hangi kelimeler olurdu? Değişken olabilirim, özgür ruhlu olabilirim, kafamı esneni yaparım. Sanatçı değil de başka bir meslek yapıyor olsaydı bu hangi meslek olurdu? Şarkı söyleme hoşuma gidiyor, keyif alıyorum. Sunuculuk fena olmazdı. Bir ara psikiyatr falan düşünmüştüm de hiç gerek yok. Keşke oynamasaydım dediği bir rolü var mı? Yani hepsi benim çocuklarım gibi ya. Güzel şimdi. Politik cevap verin. Güzel. Hakkında yapılan yorumlar çok takılıyorum. Rahatsız olduğu yorumun üstesinden nasıl geliyor? Bir ara çok kafama taktığım bir dönem olmuş. Çok üzüldüğüm bir dönem de olmuştu açıkçası. İnsanların empati yoksunluğu çekerek yaptığı yorumlar bazen tabii ki ben de insan olarak bazen canımı acıtıyor ama bir şekilde ayakta kalmayı da öğreniyorsunuz. Yani normal olarak görüyorum. Sonuçta yaptığım iş göz önünde bir iş. Çok fazla her kafadan ses çıkıyor. Göz önündeyim, ne bileyim, bu işi yapıyorum. Artılarım, eksilerim var. Normal yani. Ünlü olmak, ünlülerin olduğu camiada bulunmak nasıl? Olumlu, olumsuz yönleri neler? Ben normalde Merve gibi yaşıyorum. Çok ünlüymüşüm gibi davranmayı sevmiyorum. Hatta benim yanıma gelip fotoğraf çektirmek isteyen insanlara bile böyle garipseyerek bakıyorum. Çünkü ben Merve'yim yani. Benim sadece işim şu an buradaki olan ya da sete gittiğimdeki Merve'dir. Onun dışında ünlü gibi takılmayı da hiç sevmiyorum. Belki de doydum çok küçük yaştan beri ünlü olduğum için. Artık fenalık gelmiş olabilir. Tahammül edemediği bir YouTuber var mı? Hiç öyle bir karaktere sahip değilim. Herkes çok mutlu, çok başarılı olsun. Bundan 10 yıl sonra nasıl bir Merve görebiliriz? Ben anlık yaşayan bir insanım. 10 sene sonra mı ben de bilmiyorum. İnşallah yaşıyor, hayatta oluyor olurum. Reddetti ama sonrasında pişman olduğu bir rol var mı? Bir tane vampir dizisi gelmişti. Fena değildi. Orada oynayabilirdim. Tam benlik bir işti ama oynamadım. Ama olsun, pişman da değilim. Hayatına ilham olan bir kitap ya da film oldu mu? Titanic'i çok seviyorum. 1500 kere izledim. Green Lantern da güzel. İlgi çekici. İzlettiriyor nedense. Aşkı nasıl tanımlardı? Aşk kendinden vazgeçme hali, benliğinden bence. Merve Bolur YouTube kanalı devam edecek mi? Edecekse neler yapacak? Yeni bir talk show geliyor. Onu yapacağım. Konuklar alacağım. İşte ne bileyim, ünlüler. Eğlenceler falan. Eğer Ayşegül yerine Merve olsaydı senin kimi seçerdi? Toygar'ı mı? Hiçbirini. Asla açıp dinlemem dediği bir müzik türü var mı? Türk halk müziğini pek sevmiyorum açıkçası. Yani daha sonra tarzım değil. Saygı duyuyorum tabii ki. O da bir müzik dalı ama yani dinlemem. Birinden vazgeçmek zorunda kalsa hangisinden vazgeçerdi? Siyah saç mı? Kırmızı ruj mu? Hiçbirinden diyeceğim. Kırmızı rujumdan vazgeçmem ama siyah saçımdan vazgeçerim. Bazen vazgeçesim geliyor. Bir daha setlere dönmek istemediğini söylemişti. Bunun sebeplerine de oyunculuğa dair özlediği şeyler var mı? Çok yorucu, çok saat. Bir de biraz tatminiyetim bitmişti. O yüzden şarkı çıkartmaya, YouTube kanalı açmaya karar vermiştim. Şimdi belki bir tane proje yapabilirim ama belli değil şu anda. Daha düşünme aşamasına geçemedim. Açıkçası şu an biraz YouTube ön planda benim için. Bu benim hayatımın şarkısı dediği bir şarkı var mı? Sevdiğim şarkılar var ama ilk etapta hani ay şudur falan diyeceğim bir şarkı aklıma gelmedi, biliyor musunuz? O güzel şarkılar var. Hayranlarından aldığı en garip iltifat ne oldu? Hayranlarımdan aklıma gelmedi ama birinden bir iltifat almıştım. Sibirya kurdu suratlım demişti. Çok enteresan gelmişti. Ne alaka? Bir de çay kaşığı suratlı demişti bana. Allah Allah falan. Merve Bulu birini seçecek olsa hangisini seçerdi? Acemi Cadı, Küçük Sırlar, Muhteşem Yüzyıl vesaire vesaire. Küçük Sırlar. Şu zamana kadar çalışmaktan en mutlu olduğu ünlü isim kim oldu? Ay bu çok zor bir soru. Çok politik cevap vermemi diyeceğim ama yok, Celal Kadri Kınoğlu'ydu. Çok iyi bir oyuncudur zaten, sanatçıdır kendisi de.
Aksa. Güzeldi yani. Kendisinden çok şey öğrendim ve çok zeki bir adamdır. Şu sıralar yapmaktan en keyif aldığı şey ne? Düğün hazırlıkları. Bir ünlünün gardırobunu ele geçirecek olsa bu kim olurdu? Mary-Kate Olsen'ları çok beğeniyorum. Bayağı tarzı giyiniyorlar, o kızlar olabilirdi. Eğer Türkiye'de değil başka bir ülkede yaşıyor olsaydı bu hangi ülke olurdu? Paris'i çok seviyorum. Hiç fena olmazdı vallahi. Merbo'nun yeni projeleri neler olacak? Bir dizi gelebilir, bir de YouTube'a devam edeceğim işte. Belki başka şeyler de yaparım. Ünlü kapçısı var mı? Herhalde var. Kimin kapçısı yok ki yani? Mesela bekletilmeye dayanamıyorum. Evinde nasıl bir Merve Boluğur var? Dağınık, aşırı dağınığımdır. Çok rahat bir tipimdir. Evde yangın çıksa okey derim yani. Hayatın bir film karakteri gibi yaşayacak olsaydı bu hangi karakter olurdu? Yok ya, gerek yok işte, kendim gibi yaşıyorum. Merve Boluğur'u Google'da en son neyi arattı? Kendimi aratmayı seviyorum, kendime bakıyorum bayağı. Kesinlikle bırakmalıyım dediği bir özelliği huyu var mı? Var, çok kurarım. İnanılmaz kurarım. Eskiden böyle değildim ama bu aralar çok kuruyorum. Ve son olarak ölmem dediğim, yapmam istediğim şey dalga sörfü. Hadi öpüyorum sizi. Sağ olun sorular için.